Evet, Bolu sokaklarında taput ve sela eşliğinde bir araç geziyor. Pardon. Aracı gördük. Bu ilginç bir şey. Ne yapıyorsunuz şu anda? Bizim de bir evde kalma açısından farkındalık oluşturmamız için bir proje yapalım dedim. Aklıma bu geldi. Böyle bir şey düşündüm. Yaşlılarımızın ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, torunlarımızın, anneannelerimizin sonu feci bir şekilde ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Evet. Tüm ülkeye buradan sesleniyorum. Böyle bir şeyi ciddiye alalım. Devletimizin uyguladığı kurallara uyalım. Evet. Yani esasında ilk başta garip geldi ama mesaj çok güzel. Mesajı teşekkür ederiz. Ciddiye almamız lazım artık çünkü kimse söz dinlemiyor. Bugün ben Bolu'da çarşıda arabayla tur attım. Çoluktan çocuğa, en ufaktan en yaşlımıza kadar herkes dışarıda. Kimse sağlığını düşünmüyor. Evet. Yani bu bir vebaldir. Başkalarını ölüme sürüklemektir. Komşumuzun vefatına sebep olabilir. Arkadaşlarımızın, ailelerimizin. Evet. Yani bu işi ciddiye almamız lazım. Siz şimdi böyle bütün Bolu'yu gezecek misiniz? Evet, gezmeyi düşünüyorum. Bir dakika. Eğer bu okunan sela senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal. Doğrudur. İlginç bir şey. Tanıyabilir miyiz? İsim soyisim? Murat Çalık. Murat? Çalık. Bolu muyuz? Bolu'yum. Bolu'yuz. Efendim. Anladım. Teşekkür ederiz. Farkındalık oluşturmuş. Evet efendim. Kolay gelsin, ne diyelim? Bunun için de evde kalmamız için de yeni bir işaretimiz var. Bu da tüm diye duysun. Böyle bir işaretle. Bunu kim buldu? Bunu da ben düşündüm bugün. Aa, ev işareti. Evet, evde kal. Evde kal, aynen güzel. Evde kal işareti. Yüreğinize sağlık.